Bak değil, bu konuyu konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ve bir de Skype bağlantımız var. Bloomberg HT Tarım Koordinatörü İrfan Donat konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Miktat Hocam sizinle başlayalım. Hoş. Skype konuğumuza da İrfan Donat'a da selamlarımızı gönderelim. Döneceğiz az sonra. Miktat Hocam, yağmur yok, kar yok, hava Ocak ayında 18 derece civarında seyrediyor. Bu ne ifade ediyor bize? Meteorolojik olarak yani tabii Avrupa'da var, Amerika'da var. Yani bizde yok şu anda. Bizde başlayınca da başka yerlerde olmayacak. Başlayacak mı? Tabii tabii. Bu ayın sonuna doğru özellikle geliyor. Haftaya cuma gibi. Hı hı. Yani bu bir oluk sırt meselesi. Yani oluklar, kuzeyden inen oluklar Avrupa üzerinde şu anda. Hı hı. Orada soğuk, yağışlı. Biz de hala güneyden giren bir sırtın etkisindeyiz. Hı. Bu da bize tabii kuraklık ve hava kirliliğini getiriyor. Hı hı. Bunlar böyle bildiğimiz hava durumu olayları. Arada bir olur. Biz bunlara Kasım ayında alışığızdır. Genellikle pastırma yazı deriz onlara. Bu pastırma biraz gecikti. Pastırmalar biraz geç hazırlandı. Birazcık bu şey yaptı. Evet, yani suyunu, tadını kaçırdı olayın. Yani şimdi hocam bizim memleketin mesela Karadeniz'de yağışın yıldan yıla değişmesi %30'dur. Akdeniz'de %110 yağış değişebilir. Yani bir değişkenliği vardır, hı hı, yağışın. Ama biz Türk milleti olarak biraz ortalamaları, sabitleri, normalleri falan çok şey yaparız. Onlarla çalışırız. Yani, hı hı, öyle değişkenliği falan sevmeyiz. Hı hı. Riski sevmeyiz yani. Her şey öyle olacak mesela. Rakam neyse 700 kilogram yağacak, bitti. Hı hı. Ama bu %50 yağmayabilir. Bunun için bir risk var. Tedbir alalım. Yok bizde. Mesela bu gösterdiğim barajların kurumasının falan en büyük nedeni sadece kuraklık değil. Bir de bu suyu yönetenlerin hiç kuraklık yokmuş gibi su çekmeye devam etmesinden bu barajlar, hı hı, dibe vuruyor. Yani şimdi kuraklık var deyip duruyorsunuz. Siz, hı hı, burada bağırıyorsunuz, biz de söylüyoruz. Ama yani yerel yönetimler hiç kimse kuraklık varmış gibi davranmıyor. Hı hı. Hala yolları yıkıyorlar, hala çimleri suluyorlar. Hı hı. Hala hiç şey, yani bu suyu biraz bütçede açık var, su bütçesinde. O bütçedeki açığı tamamlayalım, tedbir alalım diye bir şey, bir anlayış yok. Anlıyorum hocam. Yani baraj yapmak yetmiyor, bir de o suyu yönetmek lazım riske. Yani kriz, kuraklıkta kriz yönetimi yoktur. Çünkü su bittiği zaman yapacak bir şey yok. Su bitmemesi için eldeki suyu doğru kullanmak lazım. Mesela 1 Ocak yılbaşıydı değil mi? Herkes yılbaşı kutladılar. Gereksiz yere havai fişekleri falan. Peki su yılının başı 1 Ekim. Kimsenin haberi yok. Su yılı diye bir şeyden haberimiz yok. Su yılının başı 1 Ekim'de su bütçesi devreye girmesi lazım. Kimse su bütçesi yapmıyor. Sonra bütçe açık veriyor. Ağlayıp duruyoruz. Kimse o açığı nasıl tamamlarız diye bir tedbir de almıyor. Hı hı. Şimdi İrfan Bey anlatır biraz sonra. Türkiye'de 47 çeşit tropikal bitki yetiştirmeye çalışıyoruz, meyve. Hı hı. Bu da marifetmiş gibi. Yani sen tropikal bitki demek, tropikal yağış isteyen bitki demek. Türkiye muson yarı yağmurları kurak falan gibi mi? Burası muson yağıyor. Hı hı. Türkiye yarı kurak bir ülke. Yani şimdi, uygun değil yani. Türkiye'de tarım değil, yapmaya suyu, uygun değil. Zaten yani tarımda %70'den fazla suyu kullanıyoruz. Salma sulama hala o şekilde yapanlar var. Suyu verdiğimiz, elde ettiğimiz ürünlerin yarısı çöpe gidiyor. Hı hı. Bu aslında su çöpe gidiyor. Hı hı. Yani hala işte tropikal bitki yetiştirmeye çalışan bütün suyu oraya verenler var. Hı hı. Türkiye'nin en kurak yerinde en sulak, en çok su isteyen bitki üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bütün suç ne biliyor musun? Ne İklim değişikliği. Her şeyi yanlış yapıyorsun. Şimdi o iklim değişikliğine geleceğiz hocam ama, işte yanlış ki sulama falan, buna girmişken bir İrfan Donat'a dönmek istiyorum. Bugün Habertürk.com'da bir haber vardı. Onu da sormak istiyorum. Onunla birlikte bağlantılı bir soru sormak istiyorum İrfan Donat'a. Kuraklık tablosu, Türkiye'nin kuraklık tablosu ağırlaşıyor diyor Habertürk.com. Bir tarım merkezinde daha tehlike büyüyor. Konya Ovası'nda beklenen yağışlar düşmediği için tehlike artıyor diye yine Habertürk.com bu iklim kriziyle ilgili uyarılarına bir yenisini eklemiş. Az önce Miktat Hocam da bahsetti. Sayın Donat, bu tarım ve kuraklık neye yol açar? Oylum Hanım, geçen hafta ben de Konya'daydım. Hı hı. Ve normalde üniversitede Konya'da okuduğum için oranın soğuğunu, kışını iyi bilirim. Ve geçen hafta gömlek, ceketle neredeyse dolaşacaktık dışarıda. O kadar, hı hı, kıştan uzak bir hava var, öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi tabii Konya
Türkiye'de buğday için, tahıl için de ambar, tahıl ambarı diye nitelenir. Buğday Türkiye için stratejik bir üründür. Ekilişler, Ekim ayı adı üzerinde zaten ekilişlerin yapıldığı ay olduğu için Ekim ayı diye tabir ederiz. Buğday ve arpa tarafında zaten gecikmişti. Yağışların mevsim normallerinin altında kalması ya da olmaması sebebiyle Ekim'den Kasım'a hatta aralığa kaydığını biliyoruz. Şimdi en sinsi belki de doğa afeti diyebileceğimiz şeydir. Kuraklık, hocam çok daha iyi bilir. Şimdi sel, don, dolu ya da fırtınayı insanlar çok ciddi şekilde görür, hisseder ve anında da sonucunu görür. Ama kuraklık öyle sinsidir ki işte bugün konuştuğumuz zaman ya bugün hava çok güzel, işte bahardan kalma ya da yazdan kalma bir gün diyebiliyoruz. Ya da insanlar belki iyi havalar ılık gidiyor da kombiyi daha az açıyoruz, doğal gaz faturası daha az gelecek diyebilir. Bunlar şeydir ama normal değildir. Şu anda aslında berbat bir hava yaşıyoruz, bir felaket bir hava yaşıyoruz. Ve bunun faturası belki doğal gazla az gelecek ama diğer tarafta çok daha pahalıya mal olacaktır. Konya'dan devam edersek, siz biraz önce çok güzel verileri paylaştınız. Türkiye'de mevsim normallerinin %52 altında bir yağıştan bahsediyoruz. Konya ve civarında bu oran çok daha yüksek, %60-65 seviyelerinde. Hatta şöyle söyleyelim, Türkiye genel için 3 aylık ortalamayı aldığınız zaman %40'ın üzerinde bir azalmadan bahsediyoruz. Biz de zaman zaman o bölgedeki üreticilerle, akademisyenlerle iletişim halindeyiz. Söyledikleri şey şu, bir, ekilişler zaten gecikti. İkincisi, buğday dediğim gibi Türkiye için stratejik bir üründür. Çünkü bizim sofralarımızda olmazsa olmazdır ekmek. Onun da ana ham maddesidir. Un ve unlu mamuller, makarna, bulgur bunlar bütün temel mutfak ihtiyacıdır. İşte bunun da ham maddesinin biz %75'ini Türkiye'de kuru tarım olarak yetiştiriyoruz. Yani bizim insan olarak bir sulama yapmadan doğadan gelen iklim şartları ne kadar el verirse o kadar suyla toprağın buluştuğu bir üretim modelinden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında şu anda buğday üretiminin, arpada da keza benzer bir durum söz konusu, %75'i risk altında, öyle söyleyebiliriz. Bu şu anda hem kar yağışı olmadığı için bitkinin o gelişiminde olumsuz etkiler yaratıyor, hem de diyelim ki sulu tarım yapılan bölgelere gidelim. Yani %25'lik buğday tarımının yapıldığı yere gidelim. Orada da dediğiniz gibi yine biraz önce sulama periyodu normal şartlarda Nisan ayında başlardı. Çünkü artık o dönemlerde yavaş yavaş belirli dönemlerde su vermek gerekir. O periyot ocağa çekilmiş vaziyette. Bu ne anlama geliyor? Bizim üreteceğimiz ürünlerin hem rekoltesinde ciddi bir risk yaratıyor hem de maliyetler üzerine ek bir maliyet yaratacak. Çünkü sulamalar daha erken çevirdi, daha fazla su ihtiyacı olacak için. Bunu da şuraya bağlayacağım. Türkiye'de tarımsal sulamanın yaklaşık %52'si yüzey sulamayla yapılır. %38'i yeraltı su kaynakları, yani kuyu suyu diye bilinen sondajla yapılan sulama modelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini ve bunun üzerine neler yapılması gerektiğini sormak istiyorum. Sulamaya dikkat çektiniz. Kontrolsüz sulama yapılıyor dediniz. Cumhurbaşkanı diyor ki bol bol baraj yapmamız gerekiyor. Ama bu yeterli mi ve bunun yanında neler yapmak gerekiyor hocam? Yani Türkiye hidroelektrik enerjide bu baraj konusunda epey ileri gitmiş bir ülke. Yani çok büyük dünya çapında barajlarımız var. Ama artık bu barajda belli bir doyum noktasına geldik. Bundan sonra belki yeraltı barajları yapmamız gerekiyor. Çünkü suyu artık açık yüzeylerle depolamak buharlaşmaya maruz kalıyor. Çünkü daha fazla ısınıyoruz. Yeraltı suyunu beslemek, yer altında uygun yerlerde baraj yapmak, belki de Karadeniz'de denizin içinde baraj yapmamız gerekecek bundan sonra. Yani bu klasik barajlar konusu bir belli doygunluğa bir doyum noktasına ulaştı. Bir de barajdaki mevcut suyu kullanmayı da düşünmemiz lazım. Yani şu anda sanki hiç kuraklık yokmuş gibi eski usul suyu devam veriyoruz yani tamam bir şekilde. Su kullanmaya, dediğim gibi bu meydanları yıkamaya, çimleri sulamaya filan, bu kuraklıkla mücadele planları yapması gerekiyor şehirlerin. Tarımda kuraklık mücadele planları var. İrfan Bey daha iyi bilir ama ben onların ne kadar kullanıldığını göremedim. Yani bilmiyorum kullanılıyor mu, nereye gidiyor. Bir de tarımda doğru ürün deseni seçmemiz lazım. Yani yine İrfan Bey daha iyi bilir. Konya'da yani şeker pancarı, yonca gibi şeyler ekilmemesi lazım. Konya dediği gibi İrfan Bey'in bir buğday ambarı, tahıl ambarı bizim için. Bu tropikal bitkilere müsaade edilmemesi lazım. Yani tropikal, yağış olmayan bir yerde tropikal bitki ekmenin bir anlamı yok. Yani Türkiye iklim değişikliğini
ağlarken, sızlarken iklim değişikliğine uyum yapmıyor. Hı hı. Yani bugün bir Uganda bile kahve üretilen bölgelerin haritasını çıkarmış, bugünün haritasını. Hı hı. İki derece sıcaklık değiştiği zaman bu kahve üretilen bölgeler nasıl değişecek, hangi bölgeler kalmaya devam edecek diye bakıp o bölgeleri koruma altına almış. Oralarda hı hı. bina yapılmıyor, fabrika yapılmıyor, yol hı hı. yapılmıyor. Türkiye iklim değişikliğine uygun bir arazi planlaması yapması lazım. Türkiye iklim değişikliğine uygun tarım teşviklerini ona belirlemesi lazım. Hı hı. Doğru yerde doğru ürün teşvik verilmesi gerekiyor. Tabii tarım suyu çok kullanan, en çok kullanan sektör. Hı hı. Sulama teknikleri, yöntemleri, teknolojisi konusu çok önemli. Yani biz mesela Atatürk gibi dünya çapında bir baraj yapmışız. Ama çiftçiye inip oradaki çiftçiye eğitmemişiz. Hı hı. Hala salma sulama, tava sulama denilen, vaç sulama denilen çiftçi hala ne kadar çok su atarsa tarlasına o kadar çok ürün alacağını bekliyor. Böyle bir şey yani yok. Burada eksiklerimiz var. Halbuki damlacık sulama yöntemi yani damla diyorlar galiba. Yöntemleri. Damla sulama yöntemi. Ama o da pahalı olduğu için, i̇şte, pahalı bir sistem olduğu için. Hangisi pahalı? Damla sulama yönteminin hayır, sistemini kurmak. Değil. İşte damla sulama yöntemi pahalı ama onu yapmazsan aşırı sulamayla toprağı çoraklaştırıyorsun, tuzlandırıyorsun, toprak elden çıkıyor. Bu daha pahalı oldu. Hı hı. İleriki vadede evet. hem daha pahalı oluyor hem de ülkenin milli servetine de geri dönüşü. Bir de sözünüz kestim. Türkiye'de dikkat alınmayan bir şey. Bu dış ticarette su açığı veren bir ülkeyiz biz. Hı hı. Buna virtual water trade deniyor. Yani biz bir kilo pamuk sattığımız zaman yurt dışına büyük bir şey yapmış gibi sanıyoruz kendimizi. Hı hı. Aslında bir kilo pamuk satınca 12 ton suyu da bedava vermiş oluyoruz. Hı hı. Yani su ayak izi büyük ürünler bunlar. Hı hı. Eskiden İngiliz kumaşı vardı, şimdi yok. Neden? Çünkü İngilizler bakmışlar ki pamukta çok büyük su kullanılıyor. Katma değeri çok düşük. Suyu bizden alıyorlar. Yani pamuğu bizden alıyor. Adam bizden bir kilo pamuğu birkaç dolara aldığı zaman 12 ton suyu da bedava alıyor. Hı hı. Onun farkında değiliz biz. Türkiye dış ticaretinde de su açığı veren bir ülke. Hı hı. O yüzden bu yurt dışında aşırı su isteyen, mesela bizde et problem değil mi, kırmızı et? Hı hı. Neden? Çünkü bizde su yok. Türkiye yarı kurak bir ülke. Hı hı. Su yoksa ot yok, ot yoksa et yok. Hı hı. O yüzden Türkiye'nin tarım politikasını, verdikleri teşvikleri Tarım Bakanlığı'nda yerel politikacıların ağırlığına göre değil, oranın bilimsel gerçeklerine göre yapması lazım. Hı. Bir de bu sulama konusu... ve bir de ekim, dikim. Bunlar yani birazcık daha böyle uzun vadeli metodolojik tahminlere yanılık olması lazım. Yani böyle cep telefonundaki uygulamalardan 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük tahmin değil. Aylık ve mevsimsel tahminler kullanılması lazım. Hmm. Şu anda biz İstanbul'da su yok, Ankara'da su yok diyoruz ama kim gidip bakıyor ki 3 ay sonraki yağışlar nasıl olacak? Böyle tahmin var mı? Yok. Hmm. Kullanmıyoruz. Dünyada var. Bizde talep olmadığı için üretmiyoruz da öyle tahminleri. Peki bu tahminler ne kadar net? Hep hani... sizin gibi uzmanlar bize çok uzun vadeli tahmin yapmak mümkün değil onlar dediniz şimdi, ya. Hocam onlar işi bilmeyen kişiler. Şimdi havayla iklimi karıştırınca böyle oluyor. Türkiye'de acayip bir bilgi kirliliği var. Herkes meteorolog oldu. İklim değişikliği popüler oldu. Herkes bıraktı kendi mesleğini iklim değişikliği ama iklimin ne olduğunu bilmiyor. Yani herkes iklimci oldu başımıza. Şimdi hocam bu aylık ve mevsimsel tahminler hava durumu gibi değil. Yani 3 derece 5 derece yağdı yağmadı değil. Mevsim normallerinin üzerinde ya da altında olacak sıcaklıklar ya da yağış şeklinde oluyor. Hmm. Bunları tek bir modele de yapmıyorsunuz. 20-30 tane model kullanıp onların trendlerine bakılması gerekiyor. Hmm. Bugün Amerika'da benim öğrencilerim buradan gidip Amerika'da okumaya orada kalanlar bile bu işi yapıyor. Ben Amerika'da dönmeseydim ben de bu işleri yapacaktım. Hmm. Enerji sektörüme, tarım sektörüne, turizme uzun vadeli tahmin verecektim. Hmm. Türkiye'de çiftçiler böyle bir şey kullanmıyor. Ziraat birliklerinde çalışan binlerce üyesi var. Bir tane meteoroloji mühendisi yok. Meteorolojiyi televizyondan takip ediyor. Böyle bir tarım olmaz ki. Böyle bir su yönetimi de olmaz. Hı. Bir de Türkiye'de su yönetimi deyince aklıma geldi. Bir hurafeler var. Bunlar yerleşmiş, kimse bunları sorgulamıyor. 7 yılda bir kuraklık olur şeklinde bir hurafe var Ankara'da. Ve buna göre insanlar suyu ve barajı yönetmeye çalışanlar var. Bunlar bilimsel değil. Yani meteoroloji mühendisliğinin farkında değiller. Hayatlarında bir tane meteoroloji mühendisi görmemişler. Çok azız çünkü biz. Herkes meteorolog başımıza. Şimdi böyle olunca yanlışlarımız çok bizim. Yani doğru bilinen yanlışlar var. Ya yani biliyorsunuz Türkiye'de yani dağlarda boloksen arayan insanlar mı ararsın? Sıyla sıcaklığı karıştıranlar mı? Şimdi bunlar iklim politikalarına şey veriyorlar. Yön veriyorlar. Şimdi yani şimdi Anadolu'ya baktığınız zaman Oylum Hanım, Anadolu'da kuraklıktan yok olmuş medeniyetler mezarlığı.
Sümerler, Asurlulardan, Hititlerden hepsi barajlar yapmış Anadolu'da. Bunlar Anadolu, mesela Hititler aç kalmışlar. Mısır can düşmanı, oradan yardım istemişler. Buğday almak kalkmışlar. Yani Anadolu kuraklıkların mezarlığı yani. Anadolu kurak bir yer burası. Biz ama hep yıllardır su zengini olaraktan kendimizi övündük durduk. Peki o zaman hemen İrfan Bey'e dönelim ve bu kuraklığın, bu dönemin, yağışsızlığın tarıma nasıl yansıyacağını soralım. Az önce bir virgül koymak zorunda kalmıştık İrfan Bey'in sözlerine. Şimdi tekrar sizinle devam edelim İrfan Bey. Ben diyorum ki alarm çanları çalıyor ama siz lütfen bunun altını doldurun. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir politika izlemek gerekiyor? Bireysel olarak ve devlet politikası olarak nasıl hamleler yapmak gerekiyor? Aslında tam virgül koyduğunuz yerden ben de oraya girecektim. Dolayısıyla çok da denk geldi. Şimdi bir kere özetini söylemek gerekirse bizim tarımda bazı ezberleri artık bozmamız lazım. Bu hem toprak hem de su kaynakları açısından söylüyorum. Çünkü teoride baktığımız zaman bizim iklim değişikliği eylem planımız, işte su yönetimimiz ve benzeri şekilde birçok teoride uygulamalar var. Raflarda bekliyor ama pratiğe yansıtma noktasında, uygulama noktasında maalesef zayıf kalıyoruz. Şimdi dediğim gibi biraz önce Türkiye'de sulu tarım yapılan yerlerdeki su ihtiyacının yaklaşık %38'inin yeraltı su kaynaklarından karşılandığını biliyoruz ki bu arada ruhsatlıların dışında ruhsatsız açılan kuyularda olduğu için orada çok sağlıklı bir veriye ulaşmak güç. Ama şunu söyleyebilirim, yine Konya örneğinden ve birkaç Güneydoğu örneği vereceğim. Bunu hep söylüyorum çünkü önemli. Konya'yı da iyi takip ettiğim için biliyorum. Bundan 10 sene önce sondajla yaklaşık 70-80 ya da 90 metreden su çıkartılırken Konya'da ve bölgesinde bugün 200-250 metrelerden çıkartılıyor. Mardin'e gidelim. Yine 10 sene önce 150-200 metreden çıkartılan su şu anda 400-450 metreden çıkartılıyor. Bazen işin esprisi yani çok da şaka kalacak bir konu değil ama değil mi? Yani biraz daha derine girsek petrol çıkacak ya da jeotermal kaynağa ulaşacağız. Bu kadar suya ulaşmak artık zorlaştı. Bu ulaşmak da bir şey ifade etmiyor. Bir de bunun yer üstüne su yer üzerine çıkartma maliyetiniz de artıyor. Tarım GİFE diye biliyorsunuz, tarımsal girdi fiyat endeksi açıklanıyor her yıl. Orada enerji maliyetlerine bakıyoruz. Son bir yılda %172 artmış enerji maliyeti. Bu ne anlama geliyor? Suyumuz var ama o suyu yukarı çıkartmanın ya da bitkiyle buluşturmanın maliyeti 2 kat artmış. Şimdi 2 hatta 3 kat artmış. Bazı dönemlerde çok daha yüksekti. Dolayısıyla bizim sulama tarafında ciddi bir yeni bir politika ihtiyacımız var. 10 yıldır biz su kanunu konuşuyoruz. Geçti, geçecek, revize edildi günün şartlarına diye hala su kanunu geçebilmiş değil. Barajlar evet önemli yatırımlardır ama barajlarda su yoksa o yatırım da çok bir anlamı olmuyor. Çünkü bugün baktığımız zaman barajlarda doluluk oranları birçok bölgede %10'un altında, bazılarında %30'un altında. Dolayısıyla o yağışları biz beslemediğimiz sürece ya da düzeni bozulduğu sürece tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunu şuraya bağlayacağım, ne yapmak lazım noktasında oynamanın. Bizim Türkiye'de, yani dünyada da ortalama böyle ama Türkiye'deki spesifik rakamı söylemek gerekirse toplam su ihtiyacımızın yaklaşık %75'ini biz tarımda kullanıyoruz. Bir de şu parantezi açayım. Türkiye su zengini bir ülke değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta su fakirliğine doğru gidiyoruz. Ama hala su zengini gibi de o suyu tüketiyoruz. Bu evsel anlamda da öyle, sanayide de öyle, tarım tarafında da öyle. Ama büyük çoğunluk %75 toplam suyun %75'i tarımda kullanıldığı için tarımda çok daha fazla ev ödevleri var. Şimdi biraz önce Miktar Hocam söyledi, hala salma sulama kullanıyoruz diye. Doğru. DSİ verileri de bunu teyit ediyor zaten. Toplam tarımsal sulamada kullanılan suyun %75'ini, %70'ini neredeyse hala biz vahşi diye tabir edilen işte salma sulamayla uyguluyoruz. Yani modern anlamda basınçlı sulama sistemi, buna damla sulama, yağmurlama sulama, farklı çeşitleri var. Kullanım oranı %25, hadi bilemediniz %30'la sınırlı. Şimdi dünya artık bu noktaya öyle bir gelmiş ki tarımsal sulamadaki oran bizde %75 iken bazı ülkelerde bu %60'lara, %55'lere kadar çekilmiş durumda. Bizim bir kere acilen o sulama sistemindeki metodu değiştirmemiz lazım. Evet maliyetli mi? Doğru söylüyorsunuz, maliyetli ama devletin de %50 civarında burada bir hibe desteği var. Kredi destekleri keza var. Bunun daha da arttırılması gerekiyor. Çünkü oradaki maliyet çiftçiye ödenecek, yani bu teşvik edecek maliyet pahalı gibi gözükse de yarın bir gün bu su olmadığı zaman karşılığı çok daha yüksek olacak. Bir başka nokta gözden kaçan,
topraklarımızın organik madde yapısı o kadar zayıf ki. Normalde en az %3 olması gereken madde oranı şu anda %1. Bu ne anlama geliyor? Topraklarımızın su tutma kapasitesi de yok. Yani yağan yağmur, kar, yağış neyse bizim o suyu o toprakta hapsetmemiz ve toprağın kendi içerisinde bitkiyle onun özdeşleşmesi için yani bir şey yapabilmesi için bir zenginliğe ihtiyacı var ve biz o zenginliği de yok etmişiz. Bir başka nokta şehirlerimizde de dahil bu köylerimiz, ilçelerimiz de dahil olmak üzere su arıtma yatırımlarını da arttırmamız gerekiyor barajlar kadar. Yani hatta hocam, Miktar hocam zaman zaman değinir. Belki değindiyse kaçırmış olabilirim. Tekrar etmekte de fayda var. Yağmur hasadı. Yani şehirlerimizde, köylerimizde, ilçelerimizde fark etmiyor. Yağan yağmur bir şekilde akıp gidiyor. Bizim şu anda o her damlaya ihtiyacımız var ve yağmur hasadı dediğimiz şey yeni bir şey de değil. Zaten bilinen, daha önce de kullanılan bir şey. Bunlar yapılmıyor. Şimdi eğer bunları yapmazsanız ne olur? Gıda tarafına bağlıyorum şu anda da. Biz gerçek manada gıda enflasyonuyla karşılaşırız. Evet. 2020-21 sezonunda kuraklık yaşadı Türkiye. Geçen sene o kuraklığa göre biraz daha iyi bir seneydi ama yine kurak geçti. Biraz gözden kaçtı o. Dolayısıyla biz arka arkaya aslında 3. yıl şu anda kuraklığı tarım için söylüyorum, konuşuyoruz. Şu anda meteorolojik kuraklık evresindeyiz ama bu işin hidrolojik ve tarımsal kuraklık evreleri çok daha ciddi. Zaten o yüzden herkes Nisan'da, Mayıs'ta yağışı bekliyor. Çünkü meteoroloji verilerine baktığımız zaman Ocak, Mart ayı döneminde de yağışların çok böyle olumlu seyredeceğine dair ön bilgiler yok. Hocamın dediği gibi hani belki uzun vadede bunları tahmin etmek güç ama en azından resmi şu anda ele gelen bilgiler, bize gelen bilgiler bu yönde. Bunu da ben tarım açısından yorumluyorum. Sadece konuya buğday, arpa diye de bakmamak lazım. Sulu tarım yapılan yerlerde bunun da bir maliyeti olacaktır dediğim gibi sulama maliyeti. Bir başka faktör, havalar sıcak gittiği zaman kurak dönemlerde ya da mevsim normallerinin üzerinde ısıların olduğu dönemlerde tarımdaki en büyük bir başka risk hastalık ve zararlı mücadelesinin artmasıdır. Çünkü bu dönemde artık zararlı ve hastalıkların oluşması için uygun bir ortamdır ve bununla ilgili de zirai mücadele yapmanız lazım. Hem işin rekolte ya da verim kaybını konuşursunuz hem de maliyetini konuşursunuz. Evet. Bunların hepsi bir faktör. Eğer bunlarla ilgili önlem alınmazsa, şunu da söyleyeyim, bunlar tek yıllıklar için. Bir de çok yıllık bitkilerimizde, yani meyve ağaçlarımızı düşünün. Şimdi havalar bu kadar sıcakken ya da ılıman bir ortamdayken ağaçlar da, bitkiler de yanılabiliyor ve bahar havasıyla birlikte çiçek açabiliyor. Sonrasında yaşanacak bir donla beraber ciddi bir rekolte kaybı yaşanabilir. Bunların hepsi olası senaryolar. Gittikçe riski artan senaryolar. Ama tabii bize de özgü değil. Birkaç cümlede şu dünyadan size birkaç örnek vereceğim. Sadece kısaca toparlamanızı rica edeceğim. Tabii ki. O zaman şöyle söyleyeyim size. Uluslararası Yatırım Bankası Barclays'in son raporu var. Bu bence çok önemli. Orada da 2022 ile beraber 2023'ün de iklim değişikliği risklerini beraberinde getirdiğini dile getiriyor. Hatta heatflation, yani sıcakflasyon tanımını kullanıyor ki tarımda artık bu normale döndü ve bunun hem verim hem de maliyet tarafında ciddi etkiler olacaktır diyor. Biz bunu hatta literatüre Türkiye'de kurakflasyon olarak çevirdik. Yarın bir gün önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında dahi kuraklığın etkisini görsek şaşırmayalım. Çünkü dediğimiz gibi bunun yönetilebilmesi biraz zor. Kuraklık tarafı riskleri tamamen bertaraf edemeyiz ama minimize edebiliriz. O ödevleri yapmazsak da günün sonunda şehirde de yaşasanız, köyde de yaşasanız fark etmez. Sofralara gelen ürünlerin hem erişilebilirliğinde hem de maliyetinde ciddi bir artış karşımıza çıkabilir diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Donat. Hemen son sözü de Miktat Hocam'a vermek istiyorum. Şöyle bir toparlaması açısından. Bir de ufak bir sorun var. Hocam şimdi kış çok geç geliyor. Bu yaza da yansıyacak mı? Yaz da sıcaklığı geç mi karşılayacağız? Ya öyle bir trend yok tabii. Ona bir şey diyemeyiz. Yani bu hava atmosfer çok kaotik bir şey. Hava böyle havai bir şeydir. Onu unutmayın. İklim de değişken bir şeydir. Toparlamak gerekirse bizim en büyük problemimiz, bizde zihinsel kuraklık var Türkiye'de. Zihinsel kuraklık. Evet. Hep yani böyle otellerde 3-5 kişi toplanıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Oradan bir şeyler yapıyoruz. Kanunlar, işte bazı yönetmelikler bilmem ne. Bir, yani uzmana ulaşan, uzman bilgiyi kullanan bir ülke değiliz biz. Orada da güya bir şey yapıyoruz. Bu otellerde bilim işi de son günlerde çok yaygınlaştı. Zihinsel kuraklık var. 7269 sayılı bizim bir genel afet kanunumuz var. Orada kuraklık afet sayılmıyor biliyor musunuz? Türkiye'de kuraklık resmen afet değil. Ne konuşuyoruz biz burada? Ve bu hiç daha 1959 yılından beri bu değişmedi. Kendi kendine oturuyorlar birileri, kafalarına göre bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Yani işte İrfan Bey de söyledi, 175 tarım. Tarımda %10'luk bir su tasarrufu tüm şehirlerin suyunu sağlar.
Bu kadar önemli bir konu. Yağmur suyu hasatı yapmıyoruz. Evet, çatılardan gelen suyu söyledi. Hep söylüyorsunuz bunu. Veriyoruz caddelere. Evet. Sonra da kentselleri oluyor. Sonra diyoruz ki iklim değişti diye bağırıyoruz. Ya kök nedenine bak şunun. İşin köküne bakmıyoruz. İklim değişikliğini biz ciddiye aldığımız, hani çok böyle çevreci olduğumuz için değil. Her şeyi böyle iklim değişikliği altına atıyoruz, süpürüyoruz. Halı gibi oldu iklim değişikliği. İklim değişikliği, Türkiye yarı kurak bir ülke olduğu için Türkiye çok hassas iklim değişikliğine. Yani söyleyecek çok şey var. Ne desek boş yani. Hayırlısı. Olay uzun. Olay uzun, konu uzun. Çok teşekkür ediyorum Miktat Hocam. İrfan Bey bizimle birlikte olduğunuz